Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aşiret ağası arabasıyla aşiret ağasının oğlunun arabasını karşılaştıracağız. Allahu Ekber! Bütün YouTuberların bildiği Atatürk Olimpiyat Parkı'na geldik. Bir YouTuber da yok ki şurada bir arabayı çevirmemiş olsun. Olimpiyat Parkı'nın bu kısmı trafiğe kapalı. Yani burada kendimiz dilediğimiz gibi davranabiliriz. Passat'ın plakalarını çıkarttım. Neden çıkarttım? Alacak kişinin zorluk yaşamasını istemiyorum arkadaşlar. Ya da ben ilana koyduktan sonra takipçi odaklı bir satış istemiyorum. Direkt arabama baksınlar. Emirhan ki zaten follaş olmuş artık, bunu bilmeyen yoktur. Emirhan biliyorsunuz bugüne kadar beni eziyordu, olan kediye biniyorsun. Arabada makas var, cart var, curt var. Passat'ı aldıktan sonra tersine döndü. Ama Emirhan arabasını o kadar çok seviyor ki. Benim 2014 B8 kasa arabamla kendi arabasını kıyaslıyor ve kendi arabasının daha iyi olduğunu iddia ediyor. Şimdi bu işin rengi burada biraz değişiyor. İkisi de fazlasıyla tercih ediliyor. İkisi de Volkswagen, ikisi de DSG. Yani pek çok ortak noktası var. Şimdi bu arabaların hangisi daha iyi dönüyor? Hangisinin manevra kabiliyeti daha iyi? Hangisi daha güzel duruyor? Hangisi daha güzel hızlanıyor? Bunlara bakacağız. Bunun için güzel bir ortamımız var. Güzel arabalarımız var. Ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Önce Passat'la başlayalım ama. Olur mu? Olur büyük ihtimalle. Passat'ın anahtarı böyle. Onu göstereyim. Ve Passat'ta anahtarsız çalıştırma var. Anahtar da biraz yıpranmış. Şu an Emirhan öyle bir çekim yapıyor ki. Dur, Emirhan'ın çekimini buraya koyacağım. Ne oldu? Başına güneş mi geçti? 35 derece hava var oğlum, yanıyoruz burada. Arabaların nasıl durduğundan, klasmanından falan bahsetmeyeceğim. Zaten görünen köy kılavuz istemiyor. Arabamda anahtarsız çalıştırma var. Çalıştı şu an. Dışarıda da kıyamet gibi bir hava var. Şu klimaları biraz harlayalım. İkisi de Comfortline araçların. Yani orta paket ikisi de. Şu an araba nasıl duruyor? İyi duruyor mu? Dur o zaman bir TikTok çekelim hemen. Dur bir hele hele zallime yapalım. Araçta kış lastikleri olduğu için tabii böyle yanlıyormuş havası veriyor ama araç dönmüyor tabii. Ağır bir araba. Manevra kabiliyeti biraz daha Golf'e göre zayıf. Gemi gibi araba yani, öyle söyleyeyim size. Golf'te bu biraz daha iyi. Camları kapatayım, araba çalışsın, hava çok sıcak. Aralarında 200 kilo gibi bir fark var. Tabii ki Passat daha ağır bir araba. Hem görünüş hem kilogram olarak. İkisi de 1.6 motora sahip ama bu 102 beygir, bu 120 beygir. Yazılım atarsa Emirhan 130'lara kadar çıkar ama ben de yazılım atarsam benimki de 150'lere çıkar. Ama aradaki 200 kiloluk fark o 15 beygirlik farkı kapatıyor yani, ben size öyle söyleyeyim. Hemen hemen aynı gidiyorlar. Emirhan'ın arabası ekstralarıyla beraber eder rakamı 140 bin lira. Bizim istediğimiz rakam bu, eder etmez bunu tartışmasını yapmaya gerek yok. Bu Passat B8'in de 180 bin lira civarı. Yani zaten bu araba bir kere ondan daha iyi. Fiyat olarak da kendini belli ediyor. 120 milyarlık bir araba alacak adam diyor 50 lira koyar Passat alırım. 160 liralık Golf alacak atıyorum 20 lira koyar Passat alırım. Sürekli bir üzerine koyup Passat alma durumu var yani. Bizim memlekette böyle bir gerçek var. Passat çok satıyor ya. Kıyamet gibi satıyor. Bildiğiniz gibi değil. Şimdi gerçekten arabanın üzerine bu kadar para verilip bu arabanın alınmasına gerek var mı? 140'a Golf alırsınız. 40 lirayı da cebine koyarsın. Rahat mazotunu karşılar yani. Ben bağırıyor muyum sabahtan beri? Yemin ederim boğazlarım vardı. Sizin ne beklediğiniz çok önemli. Ailem var benim, 5 kişilik ailem var derseniz. Golf'ü şöyle göstereyim. Golf benim nezdimde 4 kişilik bir araba. Hani buraya bir kişi tamam oturdu rahat. Tamam bir kişi de buraya oturdu çok güzel. Buradaki adam yani şu kadarcık bir kalça mesafesi, şu kadarcık da bir diz mesafesi falan var. 4 kişilik. Hani 5 kişilik bir ailem varsa Golf'ü tercih etmem kolay kolay. Golf'ün bagajı tabii ki Passat'ın neredeyse yarısına yakın yani, öyle söyleyeyim. Çok dar Passat'la kıyaslandığında. Bak bagaj denilen yer bu. Ama Passat'ta abi Passat'ta baksana hani ardı arkası yok ya. Pikniğe de gidiliyor, tatile de gidiliyor. İçine şemsiye de koyarsınız, şezlong da koyarsınız, koyar Allah koyarsınız. Bayağı geniş bir bagajı var. Arka taraf Golf'ten farklı olarak, dur şunları alayım. Kuyar'ın ne işi var? Arka taraf Golf'ten farklı olarak 5 kişi çok rahat oturur. Arkada bağımsız kliması, cart cart. Gerçi bunlar Golf'te de var ama Samsung Galaxy tableti incelemesi gibi oldu biraz. Pikniğe gitmiştik de ondan kalmış herhalde. Passat'ı bulunca direkt vurduk, pikniğe gittik. Şimdi size Golf'ün anahtarını göstereyim. Golf'ün anahtarı bu şekilde. Klasik Volkswagen anahtarı. Golf'te bir anahtarsız çalıştırma yok. Senin niye anahtar çıkmıyor buradan? Heh. Klimayı biraz harlayayım da içinde çekim yaparız. Hava gerçekten bugün yanıyor. Emirhan sürüşte kendi sürüşünde bahsetsin ama Emirhan'ın double tape orijinal değil. Hani şunu görüyorsunuz ya.
Baba bize telif atmasın, kapatayım şunu. Zaten Emirhan'ın arabasını çalıştırdığımda Müslüm çıkmamasını beklemiyordum. Passat'ı açtığınızda da şimdi yani en son dinlediklerimden Apiştineyar ya da Sebra Cane falan onlar vardır. Yani araba sizi bir moda sokuyor ya. Bu bir gerçek. Şimdi Emirhan'ın arabasından Emirhan bahsetsin. Herkes kendi arabasından bahsetsin. Öyle yapalım. Daha şey olur yani. Anladın mı? En azından daha adaletli olur. Daha önceden bir arabaları değiştirdik videosu yaptık. Emirhan benim arabama sallamış. Ben onun arabasına sallamışım. Yani adaletli bir çekim olmamış. Herkes kendi arabasını anlatsın baba. Ben kendi arabamı anlatacağım. Arabam çok iyi duruyor. Yokuşlarda falan kaydırmıyor ama ilk başta gazı açtığınız zaman gaz yememe gibi bir durum oluyor 10-15 saniye bazen. Böyle inceleme olmaz normalde. Arabam çok güzel, arabam çok güzel. Baba ama harbiden kendime hakim olamıyorum yani. Uzun zamandır D sınıfı bir arabaya binmiyordum. Hatchback bir Mercedes aldım. Aynı gün satıldı. Kedi zaten ticari. Fluence'lar falan da bir yere kadar arkadaşlar. Gelin size içeriden nasıllar, sürüşte nasıllar, kullanıcı yorumlarını size aktarın. Bahsetmek istediğim şey klima performansı. Şimdi aracı bir 5 dakika kadar klimasını çalıştırdık. İçerisi buzhane olmuş. Çünkü klima menfezleri çok fazla büyük. Şöyle göstereyim. Bunun hepsi klima menfezi yani. Elektrikli park freninden otoholduna kadar, bu aradaki bardak koyma, küllük koyma yerine kadar her şey aynı. Benim aracımda buralar gri. Emirhan'ınkinde Piona Black. Bende mikrofon var, bu biraz etkiliyor ama ses sisteminin benimkinin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Sürüş bilgileri. Ortalama tüketim benim arkadaşlar 100 kilometreye 7 litre. Emirhan'ın değeri bundan biraz daha düşük olacaktır tabii yani, bir zahmet olsun. Arabanın kilosu ortada, şeyi ortada. Bir sürüşünden, hissettirdiği hislerden bahsedeyim size. Hani zaten herkes söylüyor işte arabam şu kadar beygir, bu kadar beygir. Ben size direkt sürüşünü söyleyeyim. Emniyet kemerini takmazsanız öter. İkisinde de var bu özellik. Olması lazım tabii, yeni arabaların hepsinde var. Şimdi VAK grubunun sevdiğim bir özelliği direksiyon yumuşacık. Emirhan'ın Golf'ünde de, benim Passat'ta da. Emirhan'ınki benimkine göre biraz daha yumuşak. O da tabii arabanın cüssesiyle alakalı. Ama bu kadar hantal olmasına rağmen şehir içinde kullanılmayacak bir araba da değil. Bu klasmanda bir araba aldığınız zaman istiyorsunuz ki araba gaza bastığı zaman sizi geriye yapıştırsın. Ama maalesef bu arabada öyle bir şey olmuyor. Çünkü 1.6 motor var. Ha git 2000 motorunu al kardeşim. Gaz geriye yapıştırma fena yapıştırır hem de. Hani yakıttan ziyade 2000 motor farklı bir vergi dilimine girdiği için zorlar. Yani adamı zorlar. Gerçekten yüksek maliyetlere geliyor. 1.6'sı daha çok tercih ediliyor. Yani girin sahibindene bu ilanları. 1.6'ya bastığınız zaman binlerce ilan görürsünüz ama 2000'de aynı ilan sayısını göremiyorsunuz. Ya 1.6'sı da bence İstanbul gibi bir şehirde gayet adamı tatmin ediyor. Zaten 132 hız sınırı var hemen hemen her yerde. 132'nin yukarısına çıkmıyorsunuz. 132'nin yukarısına çıkmayacaksan bu araba seni her türlü doyurması lazım yani. 132 dedim. Hani 120 normalde, bir de %10 geçme hakkınız var. 132 yapabiliyorsunuz. Yanlıyım mı şu arabayla? Araba yan vermiyor. Verdi biraz. Yolu bırakmıyor arkadaşlar. Kış lastikleri üzerinde olmasına rağmen yolu bırakmıyor. Emirhan'ınkinde mesela yolu bırakacaktır. Çünkü Emirhan'ın lastikleri jantla beraber olduğu için yol tuşunu biraz zayıflattı. Jantı çok büyük olduğu için onun arabasına göre. Emirhan'ın arabasıyla kıyaslıyorum. Belki kıyaslanmayacak noktaları var. Ben 22 yaşındayım. Benim kullanacağım bir araba. Hani gerçekten sabahtan beri genç arabası değil falan diyoruz ama ben böyle hafif ağır arabaları kullanmayı severim. Biraz da şoförlüğünüz ise, arabanın boyunu falan güzel ayarlıyorsanız, şehir içinde de büyük sıkıntılar çekmezseniz abartılacak bir durumu yok. Passat'ın sürüşünden bu kadar diyelim. Biraz da Emirhan kendi Golf'ünün sürüşünden bahsetsin. Objektif olmaya çalıştım hemen hemen her konuda. Emirhan da umarım aynı adımları izler ve objektif olur. Burada sonuçta arkadaşlar siz Passat'ı tercih etmişsiniz ya da Golf'ü tercih etmişsiniz. Bizim bundan bir çıkarımız yok. Biz sadece araba alacak arkadaşlara elimizdeki arabalardan bilgi vermek istiyoruz. Yani benim elimde bu var, bu var. Bak karşılaştırdım, bunda bu var, bunda bu var diyoruz. Bunu herhangi bir marka elimize kağıt tutuşturup ve oku bunları demediği için daha objektif yorumlar oluyor haliyle. Gelin şimdi Golf'e bakalım. Şimdi Golf'teyiz arkadaşlar. Bu segmente aynı olmayan arabaları karşılaştırmak aslında doğru değil. Ama elimizde olan araçlar, Ali'nin dediği gibi, hani düşünenler olabilir, işte iki arabanın hakkında bazı şeyler öğrenmek isteyenler olabilir. Biz de elimizden geldiğince bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Bu C sınıfı bir araba, o D sınıfı bir araba. Tabii Passat'tan Golf'e geçtiğiniz zaman biraz büyüklük olarak sıkıntı çekiyorsunuz. Yani araç dar ve kısa, hatchback bir araba sonuç olarak. Passat fabrika çıkışlı 17 jantlarla geliyor ama Golf 16 jantlarla geliyor. Ben modifiye yaptığım için 16 orijinal jantımı 19'a çevirdim. Passat'ın üstünde de şu an 17 jantları var. Sonuç olarak Volkswagen mühendisleri o kadar düşünmüşler. Yaylarını, amortisörlerini, lastiğini, jantını ona göre ayarlamışlar arabanın boyutuna göre. 19 aracın konforunu bozuyor. Yani eğer şekil istiyorsanız jantları büyütün ama konfor istiyorsanız kesinlikle jantların boyutuyla oynamayın diyorum. Benim tavsiyem bu yönde. Segment farkı olduğundan dolayı araçta daha lüks şeyler var Passat'ta. Mesela klima menfezleri benimkisi gibi siyah boş değil. Bazı detaylar var. Uzunlamasına şekiller verilmiş. Benimkinde sadelikler var. Ali'de gri, benimkinde Piona Black. Tabii bunlar arabanın özelleştirmelerine göre
değişen şeyler. Ama genel olarak ben Golf'ten bahsederken özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ali orada çıktı sabahtan beri, benim arabam nasıl duruyor? Benim arabam üf, tek Passat sende yok. Bu nedir ya? Aslında bu arkadaşlar biraz baskılanmanın yüze vurumu. Ali sürekli vay senin kedin var, işte makasların var diye diye gitti Passat aldı. Şimdi 17 jantım var, konforum var, amortisörlerim keyifli. Kasisten geçiyoruz, atlıyor bilerek falan böyle Yunus balığı gibi. Kardeşim şovun kime yani? Elbet yine o kediye muhtaç olacaksın. Ben şimdi o arabayı satmayacak mıyım? Senin bende vekaletin yok mu? Senin donuna kadar alamaz mıyım? Senin havan kime? Bak kardeşim bu kanal 1,5 senedir var. Hepsi gider, Golf kalır. Topunuz gelin. Bir taraftan Mercedes, bir taraftan kedi. Bir taraftan Passat, topunuz gelin. O yüzden böyle şovlara gerek yok. Şimdi bazı arkadaşlar Allah amir anlayın bir nesli siyasete ne yengin Allah. Arkadaşlar siyasetlik bir durum yok. Burada ironi, tatlılıklar, şekerlikler falan. Biz sadece içimizden geçenleri söylemeye devam edeceğiz. Siz de bizi izlemeye devam edin diyelim. Yani Golf'ü zaten ezbere biliyorsunuz. Artık şöyle bir şey oldu. Garaja Mercedes geliyor, Mercedes vs Golf. İşte kedi geliyor, kedi vs Golf. Canım Golf. Herkesle kıyaslanıyor ama benim gönlümde o tek kıyaslanamaz. Oh. Arkadaşlar biraz eğlenceli, biraz araba bilgili, dilimizin döndüğünce kalıplaşmış cümlelerin dışında bir inceleme yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar arabalarımızla bol bol snap atıyoruz. İşte gelecek videoların tarihleri, gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız, bizleri daha yakından takip etmek istiyorsanız aşağıda çıkan Instagram hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Tamamdır Erem.